İstanbul Sanayi Odası'nın Saha İstanbul İşbirliği ile düzenlemiş olduğu 2. Savunma Sanayi Buluşmaları etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli iş insanları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Sanayi Odası tarafından ikincisi düzenlenen bu etkinliğin açılışında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hedefimiz uluslararası savunma sanayi üreticilerine sadece taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmaktı. 18 sene önce %80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüşmüş oldu. 2019 yılında savunma ve havacılık sanayi ihracatı bir önceki seneye göre %35 artarak 2.4 milyar dolara ulaşmış oldu. Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor. Son 5 senede 400'ün üzerinde yerli patent başvurusu yapıldı. Bu farkındalık açısından oldukça iyi bir işaret. Malzeme olsun, alt sistemler olsun, teknoloji olsun, artık her türlü çalışmayı kendimiz yürütebiliyor. Daha da önemlisi bu faaliyetleri yönlendirebilecek insan kaynağımızı kendimiz yetiştirebiliyoruz. Türkiye geleceğin savaş uçağı, uzun menzilli hava savunma sistemleri, uydu ve uydu fırlatma sistemleri gibi alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bakınız, bu alanlarda çalışan ülke sayısı aslında bir elin parmağını geçmez. Daha önce bunları hayal bile edemezken şu anda küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünleri kendimiz geliştirebiliyoruz. Türkiye'nin otomobiliyle hepimiz gurur duyduk, öyle değil mi? Beğendiniz mi Türkiye'nin otomobilini? İşte ülkemizin güzide savunma sanayi şirketlerinden yetişmiş mühendisler şu anda otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerinde çalışıyorlar. Savunma alanında biriktirdikleri tecrübelerle otomotiv sektöründe geleceğin teknolojilerini tasarlıyorlar. Savunma sanayi projelerini bölgesel, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. Son 7 senede sektörün 4 milyar liralık sabit sermaye yatırımına teşvik belgesi verdik ve 5000 kişinin bu sayede istihdam edilmesini sağladık. TÜBİTAK SAGE'nin çalışmaları sayesinde bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 9 ürünü sokabilmiş olduk. Isıl pil ve piroteknik bileşenler gibi milli sistemleri sektöre kazandırmış olduk. Ataletsel ölçüm birimi Atlas, küresel konumlama sistemi alıcısı Kaşif ve küresel konumlama sistemi anteni SG konum ürünlerinin milli mühimmatlarda kullanılmasıyla kaynaklarımızın yurt dışına çıkmasının önüne geçmiş olduk. Sanayide yerli ve milli üretimin payını arttırmak için bugüne kadar uygulanmamış vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı bunlardan bir tanesi. Bu programla yerlileşme alanında aslında daha önce denenmemiş benzersiz bir işe girişmiş olduk. Dedik ki Türkiye ithal ettiği ve teknoloji seviyesi yüksek pek çok ürünü aslında kendisi üretebilir. Sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi biz bakanlık olarak belirledik. Alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyen bir mekanizmayı kurguladık. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrıya öyle yoğun bir talep aldık ki sadece tek bir sektör için, yani makine sektörü için 5.3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Biz bu amaçla biri bölgesel kalkınma,
Diğeri de teknoloji ve inovasyon olmak üzere iki yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bizim bu fonları gerçekten çok fazla arttırmamız lazım. Sadece girişimciliğe baktığımızda dünyada girişim sermayesi fonlarının 200 milyar dolarlara ulaştığını görüyoruz. Ama Türkiye'de bu rakam henüz 200 milyon dolara bile ulaşmış değil. Bu manada bizim bu alana odaklanmamız 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde de belirttiğimiz gibi bu alana yoğunlaşmamız gerekiyor. Özgün Çörlüoğlu Gülen geliyor sahneye. Bu arada sahneye çıkan değerli katılımcılarımızın sahnede kalmalarını arzu ediyoruz. Bu arada sertifikamız da gelsin lütfen. Özgün Çörlüoğlu Gülen sahnedeler ve Sayın Bakanımızın elinden sertifikasını alıyorlar. Mesut Öz geliyor. Halil İbrahim Ekmen sertifikasıyla birlikte buyurun.